Kıymetli arkadaşlarım merhaba. Esra Sıkayla Tarihte Geziyorum kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Esracı Esra Hoca da Instagram kanalında takipte kalıyorsunuz kıymetli arkadaşlarım. Evet, kısa bilgilere devam ediyoruz videolarımızda. Ders anlatım videolarına da yakın zamanda başlayacağız arkadaşlar. Evet, bu videomuzda Atatürk dönemi yapılmış olan inkılaplara ve bu inkılapların alanlarından bahsedeceğiz. Siyasi alanda inkılaplar, eğitim ve kültür alanında inkılaplar, hukuk alanında inkılaplar, toplumsal ve sosyal alanda inkılaplar, ekonomi alanında yapılmış olan inkılaplar. Evet, siyasi alanda yapılan inkılaplara baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920 vardır. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 vardır. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması 9 Eylül 1923 vardır. Ankara'nın başkenti olması 13 Ekim 1923 vardır. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulması 1924, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması 1930 ve son olarak da kadınlara siyasi hakların verilmesi vardır 1930, 1933, 1934 arkadaşlar. Belediye seçimleri, muhtarlık seçimleri ve son olarak da milletvekili seçimleri verilmiştir arkadaşlar. Seçilme hakkı verilmiştir. Evet, daha sonra bir diğer alan olan hangi alana denk geliyoruz? Bakacağız şimdi. Eğitim ve kültür alanındaki inkılaplara bakıyoruz. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmesi 3 Mart 1924. Marif Vekaleti'nin kaldırılması 1926. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi. Millet Mekteplerinin açılması 1928. Halk Evlerinin açılması 1932. Türk Tarih Kurumu'nun açılması 1931. Türk Dil Kurumu'nun kurulması 1932. Ve üniversite reformu 1933 arkadaşlar. Evet. Ve daha sonra şimdi bunları kısa kısa geçiyorum. Zaten konu olarak konularımızda detaylı olarak değineceğimiz için bu kısa bilgiler videosu arkadaşlar. Sadece tarih vermekle yetindim. Konularımızda yeri geldiğinde ne yapacağız? Daha detaylı olarak anlatacağız. O yüzden sadece şu an isim verip geçiyorum. Hukuk alanında yapılan inkılaplara baktığımızda 1921-24 Anayasası'nın kabul edilmesini görüyoruz. 1928 yılında Anayasa'dan devletin dini İslam'dır maddesinin çıkartılması var. Medeni Kanun kabul edilmesi 27 Şubat 1926 Ceza Kanunu, 1926 Borçlar Kanunu, 1926 Ticaret Kanunu, 1928 ve son olarak İcra ve İflas Kanunu 1932 kıymetli arkadaşlarım. Bunlar yapılan inkılaplar ve hangi alanda yapıldıkları son derece önemli. Daha sonra toplumsal alanda yapılmış olan inkılaplar var. Şapka kanunu çıkartılması 1925'teki ve zavallıların kapatılması 1925. Miladi takvim kabul edilmesi 1926. Uluslararası saatlerin kabul edilmesi 1926. Uluslararası rakamların kabul edilmesi 1930. Kadınların seçme ve seçilme hakkının verilmesi 1930. 33-34 dediğim gibi 1930'da belediye, 1933'te muhtarlık ve 1934'te de milletvekili seçimlere seçme seçilme hakkı veriliyor kıymetli arkadaşlarım. Ölçü ve tartı birimlerinin değişmesi 1931, soyadı kanunu çıkartılması 1934 ve hafta sonu tatilinin değişmesi 1935 kıymetli arkadaşlarım. Evet, ekonomi alanında yapılmış olanlara baktığımızda İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması 10 Şubat 1923, İş Bankası'nın kurulması 1924, aşar vergisinin kaldırılması 1925, kabotaj kanunu çıkartılması 1 Temmuz 1926, teşvik sanayi kanunu çıkartılması 1927, Merkez Bankası kurulması 1930, Sümer Bank'ın kurulması 1933, Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması 1935, İtibank kurulması 1935, Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması 1929, 1. 5 yıl kalkınma planı 1933, 2. 5 yıl kalkınma planı uygulanamıyor arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması nedeniyle uygulanamamıştır kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bu inkılaplara baktığımızda şimdi ne dedik? Siyasi, eğitim, kültür, hukuk, toplumsal, ekonomi alanda yapıldı dedik. Fakat önemli notlar var. Bunlar hangileri? Hangi inkılabın hangi alanda yapıldığının bilinmesi son derece önemli. Tarihleri ve kronolojik olarak sorularda çıkıyor. O yüzden bilmeniz lazım. Hangi Atatürk ilkeleriyle bağlantılı olduğuna bakacağız. Bunlar sorulur. Her bir inkılap bir ya da daha fazla Atatürk ilkesiyle bağlantılı olabilir. Dolayısıyla örnek olarak vermemiz gerekirse saltanatı kaldırması hem cumhuriyetçilik hem laiklik hem de inkılapçılıkla birebir ilintili ilkelerdir. Bütün inkılaplar genel anlamda baktığımızda inkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır kıymetli arkadaşlarım. Evet, son olarak da inkılaplarla ilgili söyleyebileceğimiz
Atatürk döneminde yapılmış olan inkılaplar genellikle siyasi alanda yapılan inkılaplar, cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Sosyal alanda yapılmış olan inkılaplar halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Ekonomik alanda yapılmış olan inkılaplar ise devletçilik ilkesiyle alakalandırılır kıymetli arkadaşlarım. Evet, bu şekilde kısa bilgilerimizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kıymetli arkadaşlarım. Esra Asgari'yle Tarihte Geziyorum kanalına abone olmayı unutmayın. Esra Hoca, Tarih Esra Hoca Instagram kanalında takipte kalmayı unutmayın. Kıymetli arkadaşlarım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.